Merhaba arkadaşlar. Hayırlısıyla yeni bir programa başladım. Programı yazmaya devam ediyorum. Firma benden personellerin işte adına göre veya işe giriş tarihlerine göre sıralanmasını istemişlerdi. Listemiz bu şekilde olsun dediler. Ben de sadece adı ve işe giriş tarihi değil, tüm başlıklara göre sıralamayı ekledim şurada gördüğünüz gibi. Yani ben buradan adına göre, doğum yerine göre, doğum tarihine göre gördüğünüz gibi adına göre bakın şu şekilde. Yani tüm seçeneklere göre, tüm başlıklara göre sıralamayı ekledim. Şu anda zaten sıralıysa değişen bir şey olmuyor gibi gözüküyor aslında. Bir de dediler ki biz kopyala yapıştırla gerekirse tablodan bazı verileri mesela şurada gördüğünüz gibi personel listesini gerekirse kopyalayıp başka bir yere götürmek istiyoruz. Bu da tabii örnek veriler arkadaşlarım, gerçek şeyler değil. Ben de onun için de şöyle bir şey yaptım kendileri daha rahat etsin diye. Gördüğünüz gibi listeyi dışa aktar var. Listeyi dışa aktar dediğin zaman personel listesini dışa aktarıyor. Bunun sizin işinize de yarayacağını düşünerek sizin için bir örnek daha hazırladım az önce. Buradakileri kopyala yapıştırla götürdüm oraya. Hem zamanınızı da almadan şurada ders 1 diye bir çalışma yaptım. Aynısını burada sizin için de hazırladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aç diyorum. Burada örnek bir tablo var. Tabloda şurada TCNO'ya göre dediğim zaman TCNO'ya göre işte adına göre, soyadına göre, maaşına göre sıralıyor. Dışa aktar deyince dışa aktarıyor gördüğünüz gibi. Personel dışa aktarıldı. Hemen şurada bakalım personel listesi burada. Listenin de dışa aktarıldığını buradan görebiliyorsunuz. Bunu nasıl yapacağınızı size göstermek istiyorum. Bence önemli bir konu. Öncelikle user form eklemeyi biliyorsunuz. Personel grid şu VV ekledim. Ondan sonra kolonlarını nasıl yapacağınızı zaten bunları dersi takip edenler biliyor. Bunları yaptım. Şimdi buraya arkadaşlar bir combo box aldım. Combo box'ın ismi CB sırala gördüğünüz gibi. CB sırala. Sonra bunun içine çift tıklayıp girdim. Burada team PR as worksheet diye bir değişken şeyi bir kitap tanımladım. Çalışma kitabı. Set PR'yi de personeller sayfasını PR olarak set ettim. Ondan sonra dim x as long bir x değişkeni tanımladım. Eğer dedim ki combo sıralanın yani combo sıralanın list indeksi seçileni sıfır ise TC'dir. X eşittir PR nokta range A'nın işte 100 bini and o burada boş dolu satır sayısını buldum. Ondan sonra personel sayfasının sıralama kriterlerini sıfırladım. Sonra personel sayfasındaki A1'den DX'e kadar. Yani nerede personel şeyi burada. A1'den DX'e kadar. X kaça kadar gidiyorsa X'e kadar sırala dedim. K1'in sıralama kriteri 1. A1'e göre. A1'in işte 1'e göre ve başlık dahil değil arkadaşlar. Başlık yerinde kalacak şekilde alttakileri sırala dedim. Ondan sonra bir de listele dedim. Niye listele dedim? Şuradaki gride personeller listelensin diye. Listeleyi de az önce şurada aşağıda göstereceğim biraz sonra. Listele de burası arkadaşlar. Şunun içine giriyorum. Bakın şunun aynısını bir defa yazıyorsunuz. Bunu yazdıktan sonra bakın şu aşağıdakileri sileyim istiyorsanız. Aşağıdakileri siliyorum. Şöyle seçeyim. Şu seçenekleri sileyim. Şöyle. Önce sadece şunu tek yapıyorsunuz. Şu değişkenlerinizi tanımlayacaksınız. Dim PR as worksheet, dim set PR personeller, dim x as long dediniz. Diyeceksiniz ki eğer CB sırala yani şuradaki şunun adı CB sıraladı şu combo box. Eğer sıralanın list indeksi 0 ise x dolu satır sayısını buluyorsunuz. Hatta bunu bir defa yazalım. Bunu da buraya alıyorum arkadaşlar. Hiç gerek yok aşağıda. Sadece bir defa yazacağız bunu. Şunu da bir kere yazacaksınız dolu satır sayısını. X dolu satır sayısı. Ondan sonra personel sayfasını sıralamayı sil diyeceksiniz. Clear. Sonra A1'den DX'e kadar sırala birinci anahtar A1'e göre ve başlık olacak şekilde bir de listele var. Biraz da şu listeleyi de
Aşağıda anlatayım. Hepiniz zaten listelemeyi biliyorsunuz. Yani list view ve nasıl veriler listeleniyor bunu biliyorsunuz. Listelerinizi bir kere yazacaksınız. Aşağıda bakın hepinize burada gösteriyorum. Bunu tek tek anlatmama gerek yok arkadaşlar. İzleyin, not alın. Yani bunu bildiğinizi kabul ediyorum. Ondan sonra listele. Şimdi ben bunu şunu kopyalıyorum. Bir daha yapıştırıyorum. Bu sefer adına göre index 1 ise B1'e göre sırala. Bu kadar. Yine yapıştırıyorum. İndeks 2 ise C1'e göre sırala. Bir daha yapıştırıyorum. İndeks 3 ise bu sefer D1'e göre sırala. Bitti arkadaşlar. Sıralamamız bu. Ondan sonra listelememizi zaten hepiniz biliyorsunuz. Listelemeyi dersleri takip edenler nasıl listeleme yaptığımızı biliyor zaten. Buraya kadar tamam. Şimdi dışa aktarmayı nasıl yapıyoruz? Bu da çok önemli. Dışa aktarda da bir değişken tanımlıyorum. Sor diyorum. Personel listesi dışa aktarılsın mı? Evet. Bunu zaten biliyorsunuz bunu da. Bu tanımı yapmayı. Eğer hayır ise bu hayır demekti. Hayır ise çık. Yani aşağı inme. Yine bir bu sefer worksheet değil workbook tanımlamışım arkadaşlar. Bir çalışma kitabı tanımlamışım burada. Onu set etmişim. Workbooks.add yani bir tane çalışma kitabı ekle. Bu çalışma kitabının ismi personeller olacak. Bu kitap bak şu anki çalışma kitabı yani şu anda kodları üzerine yazdığım çalışma kitabının personeller sayfasını kopyala. Şu yeni eklenen bakın şu yeni eklenen sayfa birine kopyala. Yani şunu söylüyorum. Diyorum ki bu kitabın şu personeller sayfasını kopyala. Şu yeni eklediğim VB olarak tanımladığım yeni eklenen kitabın birinci sayfasına kopyala. Aynı şekilde bunu yaptıktan sonra kaydet, save as this workbook pet yani şu çalışan kitabın yani şu anda üzerinde kod yazdığım şu kitabın yolunda personel listesi ismiyle kaydet. Ve o kitabı kapat. Ondan sonra şunu da boşaltmışız. Arkadaşlar personel listesi dışarıya aktarıldı diye mesaj ver. Bu da bu kadar. Tekrar göstereyim size. Şunu sileyim isterseniz şuradan. Hemen aç dedim. Gördüğünüz gibi şu anda bu indeks nedir? Şu anda 0. Bakın TCNO 0'dır. Bakın TCNO'ya göre sıraya koydu. Şu anda indeks 1 oldu. Adına göre sıraya koydu. İndeks 2 oldu. Soyadına göre. İndeks 3 maaşına göre. Maaş zaten sıralı olduğu için bir şey yapmadı. Dışa aktar dedim. Dışa aktardı. Ve bu kadar. Artık şuradakini yazdırabilirsiniz. Bununla ayrıca ekstradan çalışabilirsiniz. Hatta bunu mail olarak da yollatabiliriz. Bir sonraki derste bunu mail olarak gönder diyelim. Şunu bir buton ekleyeyim. Personel listesini mail olarak gönder. Personel listesini mail olarak gönder. Bir sonraki dersimiz de bu olsun arkadaşlar. Ben önemli olduğunu düşündüğüm için ben size bunu gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Fazla da zamanınızı almadan bir şey daha size göstermek istiyorum arkadaşlar. Mümkünse arkadaşlar çocuklarınıza şu Python Turtle diye şu. Arkadaşlar şu programı bence internetten bulup indirin. Çocuklar için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Mesela çocuklara bunun komutları da tamamı burada arkadaşlar. Hangi komut ne işe yarıyor? Burada resimli olarak gösteriyor. Yani bir örnek vereyim size. Örneğin for i in range yine aynı Excel'deki gibi range 36 diyelim. 2 nokta üst üste işte bu 50 diyelim. Bu 50. Turn dön arkadaşlar. Turn 360 bölü kaç köşeli olsun? Bölü 36. Parantezi kapattım. Enter'a basıyorum. Burada bir hata verdi. Bu komutu yanlış yazmışım. Go yerine GOT yazmışım arkadaşlar. Bir sileyim. Gördüğünüz gibi şöyle bayağı bir
Orada 36 köşeli bir şey oluşturdu. Mesela biz bunu işte 6 yaparsak, 6, bunu da 20 diyelim. Şurası da bölü, şöyle yapalım. Bakın bu şekilde küçük bir tane yaptı. İşte sola dön, turn eksi 90 diyorsunuz, sola dönüyor. O 200 diyor çocuk. Mesela çocuklar hoşuna gidiyor arkadaşlar bu şekilde. İşte turn 90 deyin. Go 300 deyin. Çocuklar bunları yaparak çok keyif alıyor kod yazmaktan. Mesela turn 180 derece dön diyor. Diyorsunuz. Yine şöyle 300 git. Hatta bir 200 daha gitsin. Bu şekilde çocuklar kendilerine yani komutlarla artık kodlama, komut verme, komutla bir şeyler yaptırma, yavaş yavaş programlamaya bunları alıştırabilirsiniz. Burada bir sürü örnek var. Yani işte renk vermedir, bunu koyulaştırmadır, kalınlaştırmadır. Her şey var arkadaşlar mesela. İşte color yellow diyorsunuz. Sarı renge dön. Turn eksi 90 ya da eksi 60. Go 200. Fo yazmış. Ya da go 20 diyelim. Go 100. Neyse bu şekilde çocuklarınıza bunu ben tavsiye ediyorum. Python Turtle diye bir tane küçük uygulamadır. Bunu indirin. Çocuklarınız yavaş yavaş başlasın, öğrensin kod yazmayı. Neyse bu derste de anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Yorum yazmayı, beğendiyseniz beğenmeyi, hatta bu kanalı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi destek amacıyla sizlerden bekliyorum. Arkadaşınızla beraber oturuyorsunuz. İşte bir kanal var, abone olun diye ikna etmeye çalışın. Siz de biraz bizim için çalışın arkadaşlar. Hep biz bir çalışalım ya. Neyse hepinize hayırlı geceler diliyorum.